Yani malumunuz biliyorsunuz Türkiye'de birçok kulübün finansal sorunları var. Biz de bu kulüplerden bir tanesiyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan bazı transferlerde ödenmeyen bonservis bedelleri veya bazı oyunculara ödenmeyen veya eksik ödenen bazı bedellerden kaynaklı bir transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Kulübümüzün bu noktada gücü var, bu transfer yasağını kaldırabilir. Bunun iyi tarafı şudur, biz ödediğimizde yasağı kaldırabilecek bir durumdayız. Çünkü biliyorsunuz FIFA'da transfer yasakları bölümlere ayrılıyor. İşte finansal olanı var, sportmenlik dışı olanı var veya daha ağır cezası ligden düşürmeye kadar giden cezalar var bu noktada. Biz bunların sadece ödemeleriyle karşı karşıya olan bir transfer yasağı aldık. Şu anda ödeme önceliğimiz bunlar olmadığı için transfer sezonuna da uzak bir durumdayız şu anda. Bizim hedeflerimiz belli. Önceliğimiz takımı sağ salim bu ligde sağlıklı bir yerde tutmak. Önceliğimiz burası. Ödemelerimiz haliyle bu tarafı olduğu için sezon sonuna doğru şartlarımızı uygun hale getirip onu da hallederiz diye düşünüyoruz. Ödediğiniz zaman kalkar yasağınız. Bizim pozisyonumuz bu. Umarım biz de kısa sürede artık bir daha bunların konuşulmadığı bir kulüp olmak istiyoruz. Şu anda güvenli bölge işte 42-43 puan güvenli bölge gibi gözüküyor. Haliyle bizim de şu an puanımız oraya çok uzak değiliz aslında. Yani burası büyük bir şehir, güçlü bir camia. Geriye 8 maçımız kaldı. Bu 8 maçın 5 tanesini içeride oynuyoruz. Ama o 5 maçın 2 tanesi şampiyonluğa oynayan takımlardan olacak ikisi. Ama biz şu noktaya gelmek istiyoruz hızlıca. O maçlar başlamadan Konyaspor şampiyonu belirleyecek konumda olsun istiyoruz. Ondan sonra daha başka şeyler düşünmek istiyoruz. Temellerimiz öncelikle güvenli alanda kalmak, ligi sağ salim güzel bir şekilde tamamlayıp önümüzdeki sezonlara daha iyi hazırlanmak. Bir milli ara geldi. Aslında iyi de oldu bizim için. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar da dönecekler o tarihe kadar. Daha iyi bir hazırlanma fırsatımız da olacak. Şehrimizde, hemşehrilerimizde maçı özleyecek. Hep birlikte burada güçlü bir şekilde Trabzon'u misafir edeceğiz. Oradaki temellerimizde bir an önce oradan bir 3 puanla çıkıp kendimizi biraz daha rahat hissetmek istiyoruz. O 4 maçlık periyottan öyle de böyle istediğimizi aldık bana göre. Şimdi bir Trabzon maçıyla perçinlemek istiyoruz bu süreci. Biz ikisini de burada yenmek isteriz yani. Bizim belirlemek istediğimiz kastımız bu yani. Yani ikisini de yenmek isteriz bizim çünkü şöyle biz dış sahada puan verdiğimiz her takıma o puanı almak için sahaya çıkıyoruz. Dış sahadaki puan verdiğimiz her takımda o puanı almak için sahaya çıkarız. Yani ben geçmiş dönemlerde de hep böyle düşündüm, hep böyle davrandım. Kimle puan verdiysek geldiğinde alacağız. Yani tek gayemiz bu olarak çıkarız. Yani o bizim iki takımımızı yenerek, iki takımını da yenersek şampiyonun kim olduğu bizim umurumuzda olmaz. Ama dediğim gibi eğlencesi bile bize keyifli geliyor yani. Evet, şampiyonu belirlemenin bir gücü olduğunu, o da hoşumuza gidiyor. Onda bir sorun yok yani.